Bize bir öğretmen öğrencilerinin ödevlerinde kullanmak üzere 12 sayfa sticker satın alıyor diyorlar ve her sayfada 48 adet sticker bulunmaktaymış. Yıl sonunda öğretmenin elinde 123 adet sticker kaldığına göre öğretmenin yıl boyu kullandığı sticker sayısını tahmin edin diye de sormuşlar. Şimdi her zaman olduğu gibi hemen videoyu durdurun ve soruyu benden önce kendi kendinize çözmeyi deneyin. Hadi birlikte yapalım. Öncelikle bizden istediklerinin bir tahmin olduğunun altını çizmek istiyorum. Başka bir deyişle öğretmenin tamı tamına kaç tane sticker kullandığını bulmak zorunda değiliz anlaştık mı? Bir bakalım 12 sayfa sticker varmış. Her bir sayfada da 48 tane sticker. Öğretmenin başlangıçta kaç tane sticker'ı var? 12 sayfa, her sayfada da 48 tane olduğuna göre toplam sticker sayısı 12 çarpı 48'dir öyle değil mi? Kaç tane sticker kullanıldığını bulmak için kaç stickerla başladığını bulduktan sonra geriye kalan stickerları bundan çıkarmamız gerekir. Peki kaç tane sticker kalmış? 123 tane. İşte burada. Bunu yani öğretmenin en başta kaç tane sticker olduğunu hesapladıktan sonra elinde kalan stickerların sayısını çıkarmamız lazım. Bunu yapınca öğretmenin kaç tane sticker kullandığını bulabiliriz. Ancak az önce de söylediğim gibi, bu işlemin tam sonucunu değil de tahmini bir sonuç bulmamız gerektiğini bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Tahmin yürütmenin kolay olması için kendimize işlem yapması daha kolay sayılar seçmeliyiz. 12 yerine bir bakalım. Eh, ya da bir saniye 12 olduğu gibi kalsın, yaklaşık olarak eşittir yazıyorum. 48 yerine 50 kullansak daha iyi olur, öyle değil mi? Yaklaşık olarak eşittir 12 çarpı 50 yazıyorum. 123 yerine de 120 ya da 100'ü kullanabiliriz. Evet 120 daha iyi olacak sanki. 100 de olabilirdi ama 120 daha iyi. Bu işlemi aklımızdan bile yapabiliriz. 12 çarpı 5, 60 ettiğine göre 12 çarpı 50, 600 eder. O halde 600 eksi 120. 120 yerine 100 olsaydı 500 elde ederdim. 120 için bir 20 daha çıkarmam lazım. Evet, 500 eksi 20, 480 eder. Seçeneklere bakınca bunlardan hangisi 500 ya da 480'e yakındır? Seçeneklerden biri doğrudan 480. O halde soruyu hazırlayanlar da aynen bizim gibi düşünmüşler diyebiliriz. Bu noktada herkesin tahmininin farklı olabileceğini de eklemek istiyorum. Demek istediğim 123'ün yerine 120 değil de 100 kullanmış olsaydık tahminimiz 500 olurdu. Ama 500 bulmuş olsak bile seçeneklere baktığımızda 500'e en yakın olan 480'i işaretlerdik.